bu harita, fiyortlar haritası, bu haritada Kobra Show yapacak. Şimdi Kobra tankının genel özelliği olarak aslında bir inceleme de yapmak gerek belki ama şöyle kısaca bahsedeyim. Selçuk, o arkadaşımız oynuyor. Selçuk arkadaşımız Nefes klanında. Kobra tankının genel mantığını çok iyi kavramış olduğunu gördüm ben ilk replay izlediğimde. Burada agresif olarak direkt düşmanın konuşlanacağı bölüme doğru gidiyor. O bölüm F4 ve E4 bölgesi. Yanında 1VZ-111-5A da var. Bu onun için ciddi bir avantaj çünkü Cobra'da 4 şarjör var. Cobra geçerken hemen UDES-16'yı görüyor. 2 atışını yapıyor, 3. atışını yapıyor, 4. atışını da yaparak UDES-16'yı garaja yolluyor. Burada durduruyorum. Bakın dakika 1 hızını kullandı, patlayıcı mermilerini kullandı ve UDES-16'yı 1. dakikada garaja yolladı. İşte Cobra tankının temel özelliği bu. Hız ve patlayıcı mermileri. Patlayıcı mermileriyle düşmana 600-700 gibi hasarlar da verebilirsiniz. 50-100 gibi hasarlar da verebilirsiniz. Bu tamamen sizin nereye nişan aldığınıza bağlı. Eğer zırhının zayıf yerine nişan alırsanız ciddi hasarlar verirsiniz. Zırhının kalın yerine nişan alırsanız maalesef hasarlarınız düşecektir. Cobra tam bir anlamıyla troll tank denebilir. Yukarı doğru giderken spotlanıyor ama hiç önemli değil diyor. Benim amacım garaja yollamak. Benim görevim garaja yollamak diyor Selçuk. Bir atış yapıyor. Bir atış daha yaparak yine bir UDES 16'yı garaja yolluyor. Ardından arkası dönük en sevdiğimiz pozisyonlarından biri Teyzon E3'ü görüyor fakat düşük rol ediyor. 175 vuruyor. Tekrar Teyzon E3'ü atışını yapıyor ve 480 vuruyor. Gördüğünüz gibi henüz ikinci dakika olmadan daha ikinci dakikaya girmedik 13.08 ve Selçuk Kobra tankıyla 3142 hasarda. Şimdi burada doldurmasını bekliyor. Kobra tankı 4 şarjör alan bir namluya sahip. Manevra kabiliyeti iyi, hızı iyi ve topu da gördüğünüz gibi tam bir troll. İki tankta neler olduğunu anlamadan garaj yolladı. Özellikle UDES 16 ilk yolladığı tank. Buradan geçerken spotlanıyor. Zaten spotlanacağının farkında fakat o şuna güveniyor. İyi bir pozisyon alırsam yakaladığım tankları 4 şarjörümle arkadan vurduğumda çok rahat garaja yollayabilirim diyor. Bunu yapmak için Grill'i gözüne kestiriyor. Aslında tam bir avcı gibi pozisyonunu alıyor. Grill geçerken nişanı alıyor, vuruyor ama gördüğünüz gibi nişan çok kötü bir tank. Ona rağmen Grill ikinci hasarını, üçüncü hasarını veriyor ve dördüncü hasarını vererek Grill'i garaja yolluyor. Ama o da Grill'den küçük bir hasar almıyor değil, geriye doğru çekiliyor. Üçüncü dakikayı doldurmak üzereyiz. 3 dakika geçti. Neredeyse tam geçmedi 3 dakika geçmek üzere ve Selçuk 4600 gibi muazzam bir hasarda. Siz bunu FB ile dakikalar içinde yapamazsınız. Siz bunu Jack Panzer ile yapamazsınız. Siz bunu Projecto ile yapamazsınız. Cobra'nın özelliği burada ortaya çıkıyor. Cobra ile agresif oynamak zorundasınız. Agresif ve fırsatçı. Sürekli haritaya bakacaksınız. Sürekli kıçı poposu dönüp tankı kollayacaksınız. Ve ona doğru hamle yapacaksınız. Ki yine kafasında bir tank var. Orada belki de ona arkasına dönük bir tank olabilir diye ya da yanı dönük bir tank olabilir diye düşmanın arkasına sarıyor ki zaten bu saatten sonra maçı kazandıkları çok net. O sadece hasarına bakıyor. Şimdi Leopard var, E75 var. Burada hedef de seçebilir ama o önüne gelene vuracak diye tahmin ediyorum. Tam bir bam 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 şeklinde gidiyor. Tam arkası dönük Leopard'a 400 hasar veriyor. Bir kez daha atışını yapıyor. Yine 400, sonra tekrar bir atış yapıyor ve 510 hasar da veriyor. Biraz tehlikeli bir tutuşu sekebilir ama yine sekmiyor. VK100P'den maçı kazandılar. Belki izleyebileceğiniz en kısa replaydı. 6158 hasar. Muazzam. Gerçekten Cobra tankı nasıl oynanır sorusunu bu videoda izleyebilir ve izleyerek bunu arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz. Selçuk'un eline koluna sağlık. Fırsatçılığını konuşturdu. Tankını iyi bildi. Özellikle bakın her zaman arkası dönük hedefe atışı. Her zaman. Hiçbir zaman yana dönük bir tankı bulmadı. Eğer arkası dönük bir tank varsa. Bu onun hasar ihtimalini, hasarı atma ihtimali ve yüksek rol etme ihtimalini arttırdı. Evet, maç sonu skorlarını yüklüyorum şeyde Votrap'te fakat göstermiyor. Herhalde bir bug ya da belki benle alakalı bir sıkıntı var. Yaklaşık 4 dakika sürüyor maç ve 3 kill alıyor Selçuk Kobra tankıyla. Kobra tankında konuşturmuş oluyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok hızlı bir maçtı. Attığım en kısa reply'di ve şu anda boşu boşuna lak lak yaparak bunu uzatıyorum. Burada kesiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın diyorum.